ben Seda Vardar. Beyz İstanbul kurucu ortağı, aynı zamanda da kreatif direktörüyüm. Merhabalar, ben de Cem Aldemir. Ben de Beyz İstanbul kurucu ortağıyım. Şu an beraber tasarladığımız Teşvikiye'deki home office'imizdeyiz. Burayı sanıyorum 2017'nin Aralık ayında ilk görüp tutmuştuk. O zaman sadece ofis olarak konumlandırmıştık bu daireyi. Sonrasında geçtiğimiz Ocak ayında buraya taşınma kararı aldık. Burası aslında 2+1 bir daireydi. Biz bu daireyi 1+1'e çevirerek hem ev hem de ofis kısmını ayırmak ve daha konforlu iki tane alan yaratmak istedik. Şu anda da ofis bölümümüzdeyiz. Sabahları ev bölümümüzde hazırlanıp aslında işe hemen buraya geliyoruz. Ve toplantılarımızı, çekimlerimizi, işimizde yaptığımız aslında her şeyi bu alanda yapıyoruz. Dekore ederken ilk tuttuğumuz zaman aslında sadece ofis olarak kullanma amacıyla tutmuştuk. Sonrasında buraya taşıma kararı aldığımızda da dekorda değişikliklere gittik. Burası daha karanlık bir daireydi. Bu görmüş olduğunuz kolonların rengini açarak zaten yüksek tavan olan bu daireyi biraz daha yüksek göstermeyi amaçladık. İlk bu ofise aldığımız şeylerden biri bu büyük mermer masaydı. Bu mermer masa hala burada. Her dekorasyon değiştiğinde de burada kalmaya devam ediyor. Çünkü bunu buradan çıkartamıyoruz. Buraya girerken de çok zorlanmıştık. Çok iyi hatırlıyorum. Evet, çok kalabalık bir ekip getirmişti. O yüzden de aslında bu masaya uygun ya da bu masadan çok fazla uzaklaşmadan alanı dekore etmeye çalışıyoruz. Aslında 4 yıldır biz buradayız ve 4 yıldır değişmeyen şeylerden biri de büyük aynamız. Biz bu aynayı Cem'le beraber ofise aldığımız ilk... Tabii ilk Çukur Cuma'dan aldık. Evet, Çukur Cuma'dan almıştık. Hatta ofiste ilk tuttuk, ertesi günü aldık. Yani o kadar kısa hiçbir bir... Şey yoktu, bir evet, hiçbir şey yoktu. Bir tek aynamız vardı. Hala var. Ben o aynanın manevi enerjisine çok inanıyorum. Bu ayna sanıyorum 40 yıllık bir ayna. Çukur Cuma'da Mahir abi vardı, hala daha var. Biz yine bu tarz şeyleri ondan alırız. Hala da bize uğur getirdiğini düşünüyorum bu aynanın. O yüzden hep burada. Çerçevelerimiz yine başka bir bölümde de, ilk giriş bölümünde de gördüğünüz ayna ve çerçeveler. Hepsi eski. Yani ben çerçeveci olarak kullanmıyorum. Bizim alt katımızda bir sanat galerisi var. Sanat galerisine gelen, yenilenen resimlerin, tabloların artan çerçevelerini alıyorum. Çünkü insanların farklı evlerde yaşanmış, farklı duvarlarda farklı hikayeleri tanıklık eden eşyalar beni kendi içine çok çekiyor. Ve ben burada onları kendi beğendiğim kitaplarda gördüğüm görsellerle birleştirerek böyle bir dekorasyon. Evet, yeniden bir hayat buluyor aslında. Bu da bana enerji veren bir durum. Ve yaşam alanımızda, yani hem ev hem ofis bölümünde kullanmaktan en çok zevk aldığım diyeyim, en çok gözüme güzel gelen ürün grubundan biri de aydınlatmalar. Tavanda görmüş olduğunuz büyük avizeyi aslında kendim çizip ustamıza yaptırdım. Abajuru yargıcının aslında bir vazosuydu abajurumuz. Üzerine aksamını yaptırarak bir abajur yaratmaya çalıştık oradan. Çok da beğendiğim bir parça olduğu için. Koltuklarımızı fusta mobilya yaptı.
bunların hepsini yine ben kendim seçerek, ilham alarak kendisine gösterdim. Ve beraber tasarladık. Bizim için özel yaptığı işler oldu. Büstler de aynı şekilde, görebileceğiniz tüm heykeller de aynı şekilde. Ev bölümümüzde ise aslında iki odayı kapsayan alanı tek odaya düşürerek, daha doğrusu aralarını açarak, duvarı kırdırarak tek bir alan yaratmayı hayal ettik. Öyle de yaptık. Burada hem yatak odası, hem küçük bir giyinme odası, hem de dinlenme alanı, televizyon izleyebileceğimiz bir alan, kısaca oturma odası diyebiliriz. Vaktimizin öğleden sonraki kısımlarını, akşamları burada geçiriyoruz. Kahvaltımızı bu alanda ediyor oluyoruz. Hazırlanıp daha sonra diğer alana, yani işimize geçiyoruz. Bu durumda da bu dairede iki farklı alan yaratmış olduk. Ev bölümümüzü dekore ederken şuna dikkat ettik. Hem görsel olarak kendi zevkimize hitap etmesi bizim için önemliydi. Fakat aynı zamanda Cem için önemli olan tarafı da konforlu olmasıydı. Koltuğumuzu, televizyonun yerini buna göre organize ettik ve buna göre seçtik. Gördüğünüz tabloyu ve evde diğer gördüğünüz tabloları ben yaptım. Pandemi sürecinde herkes gibi ben de resme başlamış oldum. Yani çok devam ettiremesem de pandemi hatırası diyebiliriz kısaca. Dairede benim en çok keyif aldığım ve içinde olmaktan mutluluk duyduğum durum, hem işimin hem evimin çok yoğun çalışan biri olarak aynı anda olması bana çok fazla konforlu alan verdi. Ve bu daireyi çok seviyorum gerçekten, ilk gördüğüm günden beri. Umarım uzun senelerimiz devam eder.